Bu yaptırımlardan sonuç alınır mı? Siz hukuki çerçeveden de baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tekrar herkese iyi geceler diliyorum. Serap Hanım, biliyorsunuz ben bu tür meselelere böyle palyatif, dar bir açıdan bakmıyorum. Bir kere hemen şuradan bir giriş yapayım. Valla şimdi nasıl ki yasal düzenlemelerle sosyolojik sorunları çözemezseniz, aynı şekilde sadece yasal düzenlemelerle, cezai tedbirlerle böyle kira artışlarını, efendim ekonomiyi, şunu bunu çözemezsiniz. Yani bir kere çok büyük bir illüzyon ve aldatmaca var. Şimdi nasıl var? Yani mesela az önce Serkan Bey'i dinliyorum. Ya bakın, mutfak, ekonomi, hak ve özgürlükler, bunlar seçimlik şeyler değildir ve olamaz. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Birini konuşurken diğerini öteleyemezsiniz. Bakın, Ulu Önder, büyük kurtarıcı. Ben öyle demedim ama hocam. Daha henüz milli mücadele devam ederken 1922'de meclis kürsüsünde hem ekonomi konuşuyor, hem hukuk konuşuyor, hem hak ve özgürlükleri konuşuyor. Şimdi bir kere bunun altını çizeyim. İkincisi, bakın benim hep söylediğim bir şey var Serap Hanım. İş geliyor oraya, düğümleniyor. Şimdi bakın, ekonomi öncelikle işte böyle para politikaları, efendim kur faiz meselesi, işte bunlar değildir. Ekonomi her şeyden evvel bir ideolojik, siyasi tercih ürünüdür. Ne demek bu biliyor musunuz? Şu demek, kabaca anlatayım. Yani ya belirli bir zümrenin bir avuç insanın önceliklerini, çıkarlarını gözeteceksiniz ki buna kabaca neoliberal politikaların temelidir bu, ya da geniş halk kesimlerini gözeteceksiniz, halkçı ve kamucu olacaksınız. Şimdi bakıyorum ben şöyle bir pansuman tedbirleri. Şimdi bakın, siz Serap Hanım, bunun lütfen altını çiziyorum, üretmezseniz, planlamazsanız, kamucu, halkçı bir ekonomik politika izlemezseniz, ürettiğinizi hakça bölüştürmezseniz, ülkenin zenginliklerini sadece bir avuç insana aktarırsanız, bu krizleri sıkça yaşarsınız ve asla ve kat'a çözemezsiniz. Çözemediğiniz için de lütfen bizi dinleyenler şöyle bir düşünsün. Tıkandıkça sistem, 70 yıldır bitmeyen bir palavra olan yapısal reform masallarına sarılırsınız. Nedense 70 yıldır, 80 yıldır bitmeyen bir yapısal reform hikayesi var. Ya da gerçekten yapısal reform yapılmadığı için yani çoğunlukla siyaseten kısa dönemli kararları alındığı ve uzun vadeli bir yapısal reform yapılmadığı için olabilir mi? Zaten yapısal reforma gerek yok. Hayır. Evet, öyle diyor da ben zaten yine yaptı de. Diyoruz. Evet. Şimdi Serap Hanım, ben şunu söylüyorum. Aslında bizi dinleyenler ne demek istediğimi bence anlıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Böyle kur, faiz, o, bu masallarıyla efendim yapısal reformlar yapılmalı. Mesela TÜSİAD'ın ben başka bir şey söylediğini duymadım bugüne kadar. Bunlarla meseleyi çözemezsiniz. Bakın, neoliberalizmi bitirip de kamuculuğa geçmezseniz bu işi çözemezsiniz. Bakın şöyle, ben sağlayını yapayım. Lütfen herkes üzerinde düşünsün. 1938'de Serap Hanım, Atatürk öldüğünde ve bu ülkeyi onca sene yönetmiş, dış borcu neydi ülkenin? Sıfır. Osmanlı'nın borcunu ödüyor, o ayrı. Bırakın Osmanlı'nın borcunu, 1854'te Kırım Savaşı'nda aldığı ilk dış borcu ödüyor. Onun dışında dış borç yok. Dış ticaret açığı yok. Bütçe denk bütçe. Topraksız köylü kalmamalı mantığı. %9 büyüme, tam bağımsızlık, üretim, planlama ve kamuculuk. Serap Hanım, pazara bile çıktığınızda küçük çapta bir planlama yapıyorsunuz. Tamam mı? Dolabı açıyorsunuz, o yok, şeker yok, o yok, bu yok. 80 milyonluk bir ülkeyi
planlamadan yönetemezsiniz. Saldım çayıra, Allah kayırayla yönetemezsiniz. Dolayısıyla şunu çok önemseyerek bitireyim. Ortada bir kriz var ama bu kriz sadece, bunu söylersek çok yanlış olur, sadece iktidarın, AKP'nin krizi değil. Bu aslında bir çizginin iflasıdır. Bu kamucu, planlamacı politikaların terk edilip tam bağımsız büyük Türkiye hedefinin terk edilip küçük Amerika olma hayalinin iflasıdır. Neoliberal politikaların iflasıdır. Bakın ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Demokrat Parti'yi kuranlar, lütfen herkes araştırsın, baksın, toprak ağalarıdır. Topraksız köylü kalmamalıdır düşüncesine karşı çıkanlardır. Dolayısıyla böyle şunla bitireyim. Yani böyle efendim yasal düzenleme yapacağız. Kiraları ya 700 milyar dolar dış borçla üretmeden dışarıdan sizin kara gözleriniz için mi geliyor? O sıcak paraya dayanarak hiçbir şey yapamazsın. O yüzden çok büyük ekonomistlerimiz var. Tek bildikleri şu, ortodoks para politikalarına geri dönelim ya da bilmem ne para politikalarına geri dönelim. Mesela siz Bay Babacan'ın ağzından mesela üretim, planlama, bağımsızlık diye bir şey duyuyor musunuz? Bir tek şeyi duyuyorsunuz. Parayı nereden buluruz? Bu iktidardan da aynı şekilde. Yani birbirlerinden hiçbir farkını görmüyorum. O yüzden hani hocam kim çözecek o zaman bunu? Bitireyim. Kim çözecek hocam o zaman bunu? Bakın, yani Kürşat Bey çok güzel bir soru. Kürşat Bey harika bir soru. İktidarınız ne ki muhalefetiniz ne olsun? Muhalefetiniz ne ki iktidarınız ne olsun? Çünkü Türkiye'de Kürşat Bey hakikaten teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok uzun bir zamandır siz herkes elini vicdanına koysun, dürüstçe yanıtlasın. Kişi dışında üretilmiş, üretilecek, kurgulu kahramanlar, kurtarıcılar dışında Türkiye'de uzunca bir zamandır program, ideoloji, fikir konuşuluyor mu? Bakın, kim cumhurbaşkanı adayı olacak diye konuşuluyor. Hangi fikir değil? Şu anda ben muhalefetin iktidar bakımından gerçek anlamda bir alternatif olduğunu görmüyorum ki. Neoliberal politikaların alternatifi gene neoliberal politikalar şöyle olabilir. Şöyle dedi mi ama Kemal buna Kılıçdaroğlu alternatif yakın zamanda araya girdim, şöyle diyor: ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün, piyasa dengesini bulur söylemine karşıyım. Toplumun belliğine yerleşen bu anlayış iktidar destekli sömürme ve köleleşmeye dönüştürüyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da neoliberalizme böyle bir karşı olduğunu söyleyerek size benzer bir söylem dile getirdi. Serap Hanım, yani bunu iyi niyetinize veriyorum. Ona bakarsanız, sorsanız herkes demokrat. Peki bir şey söyleyeceğim. Neoliberal politikalara karşı olan iki günde bir NATO güzellemesi yapar mı? NATO'yu demokrasinin güvencesi olarak görür mü? Allah'ınızı severseniz. Yani söylem önemli değil. O zaman işte ben şu cümleyle bitireyim ama sorunuz yanlış bir soru değil. Ama bakın, söylem bazına geldiği, ben şunu anlamıyorum. Eğer söylem zaten yeterliyse bugün Türkiye'nin çoktan düze çıkmış olması gerekir. Çünkü söylem bazında herkes harika. O yüzden diğer arkadaşlar şeylerimiz tabii anlatır ama kur, para politikası, bunların hepsi tam pansuman tedbiri, bunların hepsi yalan, var biraz da sen oyalan. Yani bu zihniyetten, bu şeyden bana inanın, yoksul insanlarımız için, geniş halk kesimleri için iyi bir şey çıkmaz. Bu sistem krizi bu şekilde çözülemez. Ben çözümü söylüyorum. Planlamaya ve üretime dayalı kamucu, halkçı politikalar. Daha somutlaştırayım. 1930'dan itibaren büyük önderin Türkiye'de uyguladığı ekonomi politikası ve halen güncel. O günkünden daha güncel ve gerekli. Zaten salgından sonra bütün dünya artık buna geçmeyi konuşuyor ve tartışıyor. Benim kanaatim budur. Teşekkür ediyorum. Peki.